size gelmiyor mu Mürvet yenge? Kim gelecek oğlum? Nimet geldi, bir hafta durdu. He. Bıraktı gitti. He. Şimdi sen getir götürün ha. Ali amca kalkıyor değil mi Ali amca? Yemeklerini yiyor değil mi? Lan oğlum işin olacak. Ben masaya çıkarıyorum dışarı. He. Kolundan tutuyorsun, getiriyorsun, giydiriyorsun, yatırıyorsun. Şöyle buraya haş evine bakmaya gelmiştim de ne yaptılar diye de. Öyle duruyor. Öyle bir dolaşayım demiştim. İyiymiş. Kenan'ı görüyor mu? Kenan'ı görmez mi? Kenan'la sürekli görüşüyoruz. İyi mi? Kenan iyi maşallah canavar ya. Kenan'la iyi çalışıyoruz. Babası çok perişan. Anası öyle ekinleri dağıldı kaldı. İzni yok bunlara. Kenan'ın ha? Ha. Kenan fabrikada çalışıyor. Kız da yani, şeye gitti ya. Soma'da. Ha. Gelselerdi o halıları toplayıverseler. Kimse bu iki gün, üç gündür halı kimse arıyor. Fahrettin abi ha? Ha. Burada hasta şeker var oğlum. Yapmasınlar ya. Yapmasınlar artık ya. İnekleri var zaman istiyor oğlum. Ne yapsın? Böyle de nasıl? Niye gelmiyor mu ki şeye? Eren abla niye gelmiyor ki o? Meryem hasta, o da gidiyor. Ekim düşme. O da ha, oğlanlar gelmiyor. Torun niye gelmiyor? Ben oğlanlara çekişiyorum ikisine de. Gel mesela o hasta, anası babası hasta, şekeri var. Onu toplayayım mesela de iki günlük başladı. Yazık, bir anda bitirip ama herhalde benim Kenan'da işi yoğun, şey yapamıyor. Gelemiyor o da ya. Lan oğlum izin mi yok bunlara hiç? Bilmiyorum ki o. Herkes çalışanına geliyor işte yavrum ya. Neden ediyorlar? Hmm. Sen ne ediyorsun? Benim mire fotoğrafımı mı çekiyorsun? Yok ben seni şey yapıyorum, videoyu kaydediyorum da. Hı. Ondan sonra şey siteye koyuverim ben sana. Ah benim oğlum ah. Öldürebilir miyim? Devlet ha şey ettiler bizi. Ne? Halil'im. Efendim? Ondan sonra ne o? Uğur İşvedi Celal abi. He. Daha para bulamadık ya. He. 65 aydın abi. İyi, iyi. Ama yok, daha aldığımız ettiğimiz yok. Duruyordum, bir telefon geldi bana. Hı hı. Ya cahil insanlarla uğraşmak çok zor. Ben cahilin. Kızım sen nereden telefon ediyorsun, ne ediyorsun demedim. Adını da sormadım. Mürüvvet teyze dedi, beni biliyormuşmuş. He. Bak tabii şeyden... Bilgileriniz vardı siz onda. Demirci'den. Hı hı. Buraya gittik ya. Ondan sonra... Ben dedi, seni dedi işte dizlen, bellam ağrıyor, yürüyemeyin. Oraya şeye uydular. Öyle tuta tuta beni. Hı hı. Ondan senin dedi, tedavin için dedi... Biz dedi başvurduk dedi, yarısını seni çekeceksin. Kızım ben de nereden bulayım yarısını para dedim. Hı hı. Bulsam dedim ben kendim gideceğim, kendim edeceğim dedim. Senin neyin var Murat yenge? Dedi de oğlum ben yürüyemem, bak çomaklara bak kaç tane böyle. He. Belim kalkmıyor, onunla dizlem kalkmıyor, yürümüyor, ayaklarım şiş. He. Ondan sonra elim ayağım titriyor. Kızım bende para yok vallahi dedim. Olsa dedim iç çekerim dedim. O kıza nereden arıyorsun, ne içiyorsun, ne olacak demedim. Kızım dedim dede yatak dedim, bir dedim şey yatak yolla sen dedim. Bu telefonu kapattı. 3-5 dakika sonra yine açtı. Bir üvet teyze dedi yakın zamanda yatağa yollayacaksın sana dedi. Sonra yardımlaşmadın mı? Yani öyle. Ne var Ali amcanın yatağında? Ya oğlum yatak hiç kalkmıyor. Havalı yatak, kış gününde bir ceyran öyle bir iyi bir yatak. 6 gün yatak evimizin yatağı. He. O öyle ceyranlı şeyli bir havalı yatakla oluyormuş. He daha anladım. Sen bilmiyor bunları, biliyorsun da. Biliyorum. Ya, biliyorum da bana bir gücümün yok. Ben de böyle dedim, yakın vakitte dedi yollayacaksın dedi. Bak ne zaman oldu, bir ayı geçti.
Aha. Ama keşke işte kim olduğunu bilse, tekrar arayıp sorulur da işte bilemez. Şeyden aramış onu o haler. Yamansa'dan, demirciden değil. Demirciye buraya gelen ne oldu da sordum. Öyle atlı kız yok dediler, bizde dediler. İsim neydi, hatırlıyor musun? İşte unuttum oğlum. İsmini de unuttum. Yamansa'dan ya Ankara'dan o. Oraya bir yere müracaat ettin miydin siz yatak konusunda, yardım konusunda? Yardım konusunda işte demirci de ettik dedim ya. He, anladım, anladım onu. İşte orada daha para bul, elimize geçmedi, gelecek diyorlar. Kayıtlandıkça orada yatağı demedik biz. Yatak demedim. Oğlum Halil'im, gücün kuvvetin yoksa, çoksa bize bir bakıcı parası şey edin. Bakıcı devlet veriyor zaten. Hani ya? He? İkimiz de biz hastayız. Bana bakım lazım, ona bakım lazım. Vallahi beyin düştü de kaldıramadım. Ya mürüvvetten geçiyor. Devlet zaten bu konuda şey yapıyor. Bakıcı parası var mı, bakıcılık yapabilecek kimse burada? Size bakabilecek insan var mı? Onun parasını ödüyor. 600-700 milyon lira işte devlet para veriyor. Veriyorsa yahut çocuklar birini derin gelinden biri bu parayı alırlar, evlerine mi götürecekler, bize buradan bakacaklar. Birileri baksın diyorsun yani. Biri baksın. Vallahi Halil'im ben kaldım dede, ben kaldıramadım. Belki bir saat uğraştım. Tamam Mürvet'inki. Ben onu bir bak dedim, sorayım da eğer böyle... Ama onlar da şey diyecektir. Bak ben daha önce şey Azize teyze için de şeyler için baktık da. Yani bir kişi olması lazım. Burada eli ayağı düzgün bakabilecek sağlam bir insan. İşte, onu bulman lazım. Sana benim nimet para olunca kadar Yusuf Hoca'nın hanımı. Bunlar da emekli maaşından idare oluyorlar oğlum. Paraları yetmiyor. Bizi götürdüler. 3 ay baktılar İzmir'de kışın. Hani aylığımız yoktu, yıllığımız yoktu Halil'im. Bunu hayıra girin. Tamam şey bakalım Mürvet'in. Size bir bakıcı lazım. Ha, bak dede yatak. Biliyorlar. 5 sene oluyor. Mehmet öleli kaç sene? Vay oğlum Mehmet abi rahmet. İşte bunu çizimle bir yattı uyatmış. Bakalım onları şey yapalım, bir soru vereyim de. Oğlum çekmiyor. Bunlara bize etmeye hayır olur oğlum. Tamam Mehmet abi, ben şey yapayım onları. Vereyim. Al amcaya da bir bakayım ne yapıyor, o ne yapıyor. Yatıyor. Başka şey kimse, Perihan abla zaten bakamıyordur değil mi? O yani kendi işi gücünden. İşini gücünü bırak, kendi evini baklayamıyor. Nasıl bakar o, biliyor musun benden hala? Doğru. Şey yapalım. Onu bir bakalım, şey yapayım ben, konuşayım. Allah'a sen bize bir bakıcı parası bir şey demek. Hadi biz kayıtlandık, yakın zamanda gelecek. Kömürümüz geldi bak. Devlet veriyor kömürü. Köviydi. 30 dolar öyle. Yeter bol bol yeter olsun. Yeter oğlum ben neyim?